Bu arada arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir bana şirinfobik demişti YouTube. Şirinfobik ve hate speech yani nefret söylemi. Nefret söyleminden dolayı bir videomu kaldırmıştı. Videomu kaldırması çok büyük sıkıntı değil de. Bir de uyarı cezası vermişti. Uyarı cezası da şöyle. Eğer bir tane daha aynısından olursa o zaman klemelerim falan baya bir kısıtlanıyor. Birçok şeyim kısıtlanıyor yani. Üçüncüde zaten kanalım komple kapanıyor. Onu hatırlıyorsunuzdur. Onu ben itiraz etmiştim. Bunun içine nefret söylemi yok. Daha önce de söylemiştim. Burada işte bu işi sahte yapan sahtekarlar ile ilgili konuşuyoruz. Onu da söylemiştim. Kabul etmemişler. O da daha yeni geldi. Yani böyle aynı aynı gün içinde falan hem sağdan hem soldan. Mozambik'ten bahsediyor. <laughs> diktatör değiliz. Çünkü diktatör olsak bize diktatör diyemezsiniz. Mozambik diyor bunu. Hem sağda Mozambik'ten hem de sol taraftan Aynı anda sansür yemek kolay değil arkadaşlar. Ama ben yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben sağ tarafın baskıcılarını tercih ediyorum. Sağ tarafın baskıcılarını tercih ediyorum. Neden? Çünkü adamlar delikanlı gibi söylüyorlar ne olduklarını. Öteki taraf bunu yapmıyor. Öteki taraf gülümsüyor tamam mı? Gaslighting dediğimiz olayı yapıyor. Yani sanki seni kötü adammış gibi gösteriyor. Seni kötü adammış gibi gösteriyor. Yani diyor ki bunu bunu kapatmak zorundayız. Bu videoyu kapatmak zorundayız ve sana uyarı cezası vermek zorundayız. Çünkü biz çok insanların insan haklarına, insanların özgürlüklerine inanan insanlarız ve karşılıklı nefrete asla tahammül edemeyiz. Toksik bir ortam istemiyoruz. Bu senin söylediğin de nefret söylemi. Yani biz çok iyiyiz, biz iyileriz. Biz iyiler olduğumuz için seni ee, şu anda maalesef e, videonu banlamak zorundayız. Bu ne deme abi? De ki benim kendi kullandığım kendi güruhum, kendi güruhuma ters hiçbir şey söyleyemezsin. Söylersen nefret söyleme olarak kabul ederim. Sustururum seni. Delikanlı gibi çık bunu söyle. Sen bunu çıkıp söylemiyorsun. O yüzden öteki tarafa daha çok saygı duyuyorum. Senin gibi gaslighting yapmıyorlar çünkü. Senin gibi sanki kendisini iyi, bizi faşist, bizi baskıcı olarak göstermiyorlar. Öyle bir özellikleri var çünkü sol tarafın. Sol baskıcıların, sol zorbaların öyle bir özelliği var çünkü. Sen faşistsin. Ben şeyim. Ben iyilerim. İşte o şey şurada benim belirlediğim bazı azınlık kesimler var. Yalnız o azınlık kesimler de kendi istediklerini söyleyenler. Mesela LGBT'nin kendi istediklerini söylemeyen bir sürüsü var. Onları göz önünde tutmazlar. Onları shadow ban'larlar. Siyahilerin zaten bir sürü öyle kendileri gibi konuşmayan e, siyahiler var. Onları gene shadow banlar. Onları göz önünde tutmazlar. Kendi istedikleri gibi konuşanları alırlar. Ondan sonra derler ki bak bunlar azınlık. Biz bu azınlıkları, haklarını koruyoruz. Abi en komiği neydi biliyor musunuz? Dislike'ı kapattı herifler. Dislike'ı kapattılar. Ondan sonra çıkıp ne demişlerdi hatırlıyorsunuz. Yeni çıkan e, yara içerik üreticilerinin yeni işte e, new content creators. Yeni çıkan içerik üreticilerini korumak için yapıyoruz biz bunu. İşte böyle 5 e olan, 100 subscriber'ı olan insanlar böyle işte toksik ortama maruz kalmasınlar. Dislike böyle dislike alırlarsa böyle hevesleri kırılır. Biz onları koruyoruz. Onları koruyorsun neden amazon.com.tr <laughs> neden amazon.com'un şeyini o zaman açmıyorsun? Neden büyük şirketlerin büyük bir Amazon'da mı şey? Yeni content creator, independent Neydi low budget content? Onlar da mı öyle? Small creators. Onun kenar şu Yüzüklerin Efendisi'nin fragmanındaki, yeni Yüzüklerin Efendisi'nin fragmanındaki dislike'ları bir görelim. Onlar da mı yeni content creator? Patronları koruyoruz demiyorlar? Patronları koruyoruz demiyorlar ki birçoğu da abicim sağcılar kadar kapitalist. Sağcılardan daha abartı kapitalist hatta bazı. Sol kapitalizm diye bir şey var. Sağcıdan daha kapitalistsiniz. Bu arada kapitalizm kötüdür, iyidir falan demiyorum. İyi kötü yanları var o eyvallah. Ama onlardan daha kapitalistsiniz siz. Neyse. Ve o patronları korumak için yapıyorsunuz işte bunu. O patronları korumak için yapıyorsunuz. Small content creatorları falan korumak için yapmıyorsunuz. Bunda da genel bana o uyarı cezasını verdiğinizde hate speech falan değil işte. Sizin çünkü bir şeyiniz var, mesajınız var. Vermek istediğiniz daha doğrusu yaratmak istediğiniz algı var yaratmak istediğiniz algı var. Nasıl sağ daha önce güç sahibi iken belki de aynı gene sizdiniz o. O zamanlar belki dini kullanıyordunuz. Şimdi işte SCW sol gericiliği kullanıyoruz. Belki aynı kişisiniz yani o bile olabilir. Ama o zamanlar neydi gene? insanların dini görüşlerine saygı. Biz onları koruyoruz. Onları koruduğumuz için seni susturmak zorundayız. Hani biz iyileriz. iyileri koruyan kişileriz. O zaman öyleydi. Şimdi çünkü neden kendi yarattığınız algıya ters konuşan bazı insanlar vardı. O da sizin işinize gelmiyordu. Şimdi sol gericiler aynısı, sol baskıcılar aynısı. Kendi yaratmaya çalıştığı bazı algılar var. Ona ters konuşan insanlar. Mesela en basitinde o benim ban yiyen şeyimde videomda ben neyden bahsediyordum hatırlıyorsunuz işte. Şimdi o kelimeyi kullanmıyorum. Gene ban yeriz, şirinler diyelim. Şirin olmadığı halde adam mesela erkekler kategorisinde başarılı olamıyor. Ondan sonra diyor ki Aa ben şirinim. Gözümüzün önünde ol oluyor bu olay. Salak olman lazım bunu anlamamak için. Gözümüzün önünde oluyor bu olay ya. Aa diyor ben kendimi şirin olarak hissediyorum. Hop rit şirin oluyor. Ondan sonra siz alkışlıyorsunuz. Biz bundan bahsettiğimiz zaman nefret söylemi olmuş oluyor. Bu sadece bir örnek. Bir sürü YouTube'un içinde de şirin olmayan insan var. Ama siz onları ön plana çıkartıyorsunuz. Onları trende sokuyorsunuz hemen. Feature'da sokuyorsunuz aramalarda, searchlerde onları öne çıkartıyorsunuz. Onu bildikleri için yine birçok kişi çıkıyor. Ama ben ya ben şimdi hatırladım ya ben şirindim.